Merhaba arkadaşlar, ben Elhem. Bugün sizlerle birlikte sahiplik eklerini öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Bu bir kedi. Bu kedi kimin kedisi? Bu kedi benim kedim. Bu kedi senin kedin. Bu kedi onun kedisi. Bu kedi bizim kedimiz. Bu kedi sizin kediniz. Çok insan, çok kedi. Bu kediler kimin? Bu kediler onların kedileri. Şimdi son harfi A, I, E, İ, O, U, Ö, Ü ile biten kelimelere bakalım. Benim arabam, senin araban, onun arabası, bizim arabamız, sizin arabanız, onların arabaları, benim silgim, senin silgin, onun silgisi, bizim silgimiz, sizin silginiz, onların silgileri, benim paltom, senin palton, onun paltosu, bizim paltomuz, sizin paltonuz, onların paltoları. Benim ütüm, senin ütün, onun ütüsü, bizim ütümüz, sizin ütünüz, onların ütüleri. Şimdi son harfi sessiz olan kelimelere bakalım. Benim sınıfım. Senin sınıfın, onun sınıfı, bizim sınıfımız, sizin sınıfınız, onların sınıfları. Benim evim, senin evin, onun evi, bizim evimiz, sizin eviniz, onların evleri. Benim kolum, senin kolun, onun kolu, bizim kolumuz, sizin kolunuz, onların kolları. Benim gözüm, senin gözün, onun gözü, bizim gözümüz, sizin gözünüz, onların gözleri. Şimdi diğer kuralımıza geçelim arkadaşlar. Bir kelime P, Ç, T, K ünsüzleriyle bitiyorsa A, E, I, İ, U, Ü ile başlayan bir ek aldığında P sesi B'ye, Ç sesi C'ye, T sesi D'ye, K sesi yumuşak G veya G'ye dönüşür. Şimdi örneklerimize bakalım. Kitap, kitabı. Ağaç, ağacı. Kağıt, kağıdı. Köpek, köpeği. Renk, rengi. Benim kitabım. Benim kitabım. Senin kitabın. Onun kitabı. Bizim kitabımız. Sizin kitabınız. Onların kitabı. Çok insan, tek kitap, onların kitabı. Burada da çok insan, çok kitap, onların kitapları. Şimdi tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Benim arabam, senin araban, onun arabası, bizim arabamız, sizin arabanız, onların arabaları. Şimdi bu örnekleri tamamlayalım. Onun arabası çok güzel. Senin elbisen ne renk? Bizim evimiz çok büyük. Benim saçım çok uzun. Onların evi buraya yakın. Sizin bugün dersiniz var mı? Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi yönleri size Gülcan öğretmenimiz anlatacak. Merhaba arkadaşlar, ben Gülcan. Bugün sizlerle beraber yönleri öğreneceğiz.
Hadi başlayalım. Yukarı. Aşağı. Bu ipek. İpek şu an ne yapıyor? İpek yukarıya çıkıyor. İpek aşağıya iniyor. İleri. Geri. İleri. Geri. Sağ. Sol. Kedi nerede? Kedi kutunun sağında. Sağ. Kedi kutunun solunda. Sol. Dış. İç. Kedi nerede? Kedi kutunun dışında. Kedi kutunun içinde. Yan. Kedi kutunun yanında. Üst. Alt. Kedi kutunun üstünde. Kedi kutunun altında. Ön. Arka. Kedi kutunun önünde. Kedi kutunun arkasında. Ara. Kedi kutuların arasında. Karşı. Bu Ali. Ali nerede? Ali aynanın karşısında. Ben sizin karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Şimdi de ana yönlerimizi öğrenelim. Kuzey. Güney. Doğu. Batı. Peki ya burası neresi? Burası kuzey doğu. Kuzey batı. Güney doğu. Güney batı. Evet arkadaşlar, şimdi de Türkiye haritası üzerinden yönleri öğrenelim. Karadeniz Türkiye'nin neresinde? Karadeniz Türkiye'nin kuzeyinde. Peki Akdeniz Türkiye'nin neresinde? Akdeniz Türkiye'nin güneyinde. Ege Denizi Türkiye'nin neresinde? Ege Denizi Türkiye'nin batısında. Erzurum şehri Türkiye'nin neresinde? Erzurum Türkiye'nin doğusunda. Arkadaşlar, bunlar da yararlandığımız kaynaklar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.